Meren Hanım ilmi siyaseti çok iyi öğrenmiş. Kısa bir açıklama ile durumu toparlamaya, daha doğrusu herkesi memnun etmeye çalıştı. Ama olmadı. Ekrem İmamoğlu'nun tweet'i ortalığı fena karıştırdı. HDP'li Pervin Buldan ile Meral Akşener'i yan yana getirdi. Sanki safları sıklaştırmak istedi. Meral Hanım tweet'e karşılık vermek yerine sözlü açıklama yapmayı yeğledi. Ama ne açıklama. Aslında hiçbir şey söylemedi futboldaki gibi orta sahada top çevirdi. HDP, Ekrem İmamoğlu ve tweet'e tepki koyan İyi Parti üst yönetimine mavi boncuk dağıttı. İlmi siyasetin kralını yaptı. Allah aşkına bağımsız Türk yargısı gündem değiştirmek için HDP'liler için fezleke hazırlar mı? Terör gündemden düştü de bizim mi haberimiz yok? Her şey eyvallah ama Meral Hanım'ın açıklamaları durumu daha da problemli hale getirdi. Tepki koymak için milliyetçi veya muhafazakar olmanıza gerek var mı? Bu ülkede yaşayan ve siyasi görüşü ne olursa olsun herhangi bir Türk vatandaşı HDP veya PKK'yı onaylamaz. Siz kalkıyorsunuz Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı davetine Evet diyorsunuz. Kobane olaylarında yüzlerce kişinin kanı eline bulaşmış Selahattin Demirtaş'ın. Daha da terörist başlarıyla poz verirken mutluluktan 32 dişini gösteren Selahattin Demirtaş'ın. Sonra da durumu idare etmek, HDP ve CHP'yi küstürmemek için kırk takla atıyorsunuz. Bu hiç olmadı Meral Hanım. Bir de siz her fırsatta milliyetçi olduğunuzu söylüyorsunuz. Böyle milliyetçilik olur mu? Tam da terör örgütünün sırtı yere getirilmişken durum idare edilir mi? PKK dağda darmadağın edildi. Peki ya ovada? HDP sayesinde hala nefes alabiliyorlar. Dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen o HDP'liler neler yapmadı ki? Dağda adam ve silah taşımaktan tutun da yakalanan teröristlerin delillerini karartmasına kadar her şey. Terör örgütü PKK ve siyasi kolu HDP'nin Türkiye'ye getirdiği durum ortada. Bu zarar parayla pulla ölçülebilir değil. Sadece tek bir şehidimizin bedeli bile milyarlarla ölçülemez. Peki bu HDP seviciliği nereden geliyor? Ta kongre sürecinden beri İyi Parti'de işler pek iyi gitmiyor. İstifalar geldi. Ümit Özdağ, Meral Akşener'i nelerle suçladı? Yenilir yutulur şeyler değil bunlar. HDP Akşener yüzünden karşı kazandı. Akşener FETÖ ile iltisaklarla çok rahat yol yürüyebiliyor. Tweet olayında da konuyu ne AK Parti ne de MHP kurcaladı. Tepki İyi Parti'nin derinlerinden geldi. Rahatsız olanlar İyi Parti üst yönetimiydi. Hala da açıklamalar devam ediyor. Düşünün Lütfü Türkkan bile tepki gösterdi. İyi Parti üst yönetimiyle Genel Başkan Akşener tamamen ayrışmış durumda. İyi Parti'den bir kaynağım dedi ki olanlar bize şunu gösteriyor. CHP, HDP ve Meral Hanım arasında gizli anlaşma var. Bu anlaşmadan birkaç kişi dışında İyi Parti üst yönetiminin bilgisi yok. Bu korkunç bir iddia. Herhalde açıklama yaparlar. Biz de gerçekleri öğreniriz. Bu iddiaların hepsi gerçek dışı. Haricinde diyebilecekleri bir şey olduğunu sanmıyorum. Yaşananlar zaten pek tevekkeli değildi. Meral Hanım şöyle ağzı dolu dolu HDP'yi hiçbir zaman eleştirmedi. HDP ile anayasa çalışmalarına bile açıklama getiremediler. Neyse durum giderek daha da karışık hal alıyor. Bundan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz. 2018'de Meral Akşener %7.29 oy almıştı. Selahattin Demirtaş'ın bile altında kalmıştı. Sorulması gereken başka sorular da var. HDP'ye bu kadar yakın durmasının sebebi HDP oyları mı? Veya HDP'liler Meral Akşener'e oy verir mi? Şu ana kadar 2023'te aday olmayacağım demedi. Diyeceksiniz ki İyi Parti ne fırtınaları atlattı? Bunlar ne ki? Doğru bugünlere kadar bölünmeden gelebilmiş olması bile başarı. Ama hani bir laf var ya son damla ile bardaktaki su taşar. Muharrem İnce ve Ümit Özdağ parti kurduktan sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz.